أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Evet. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim müminlere hidayet kaynağı, insanları bize tanıtıyor, eşyayı bize tanıtıyor, kendimizi bize tanıtıyor, bizi tehlikelerden, dünya ve ahiret tehlikelerinden koruyor, zararlı insanları bize tanıyor, tanıtıyor. Bakınız, okuduğum ayet-i kerimede insanlardan öyle takım, öyle tip insanlar var ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde inandık diyorlar. Allahu Ekber. İşte en tehlikeli tip de bu tip. Çünkü Müslümanlar kardeş olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Kardeşler arasındaki dayanışmanın, sevginin, bağının, sevgi bağının, muhabbetin olduğunu, olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bunlar da işte biz de Müslümanız deyince ne oluyor? Biz onları kardeş zannediyoruz. Biz onlara sevgi beslemeye kalkıyoruz. Oysa onlar iman etmemişlerdir. İşte burada biz yanılmamamız gerekiyor aziz kardeşlerim. Yanılgıya düşmememiz gerekiyor. Bazen bizleri üzüyor bu tablolar değil mi? Diyoruz ki ya şuna bak ya, adama bak ya, nasıl bunu yapar? Bu insan bunu nasıl yapar diyoruz. Evet, iman etmeyen insan Müslümanlara her türlü tuzağı kuracağını bilesin. Hem de amansız, çetin tuzaklar kurar onlar. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok üzülüyordu. Arkasında namaz kılıyor ama iman etmediğini Allahu Teala ona bildiriyor. Bak falan kişiler falan iman etmiş değildir diyor. Ama yine de Peygamber Efendimiz müthiş büyük bir idareci, efendim kucaklayıcı, kollayıcı yapısıyla hiçbir şekilde onları dışlamadı ama onlara karşı tedbir aldı. Onlara karşı önlem aldı. Onların yüzüne karşı sen münafıksın demedi. Biz de demiyoruz, biz de diyemiyoruz. En tehlikeli sınıf innel münafikine fidderkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin ta dibindeler. Çünkü insanları aldattılar. İnanmadıkları halde inanır gibi gözüktüler. Mert olun ya.